Hepinize selam arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla'nın 34. bölümüne hoş geldiniz kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Basim'in yanında kalmıştık. Ve Basim'i takip ediyorduk. Takip etmeden önce. Şimdi. Bir an böyle boş boş oturup düşünüyordum. Dedim ki sen bu oyunları oynuyorsun, daha sonra gidip puan veriyorsun falan filan. Oyun bana biraz kolay geldi. Neden oyun sana kolay gelmişken biraz kendin için oyun eğer bana bu itemleri vermeseydi, hadi şu bunu ben buldum da şu kılıcı mesela Ubisoft bana vermemiş olsaydı benim oynayacağım şeyler bulabildiğim kendi şeylerim olacaktı. O yüzden kendi bulduğum şeyleri bir merak ediyorum, nasıl olacak acaba? Kendi bulduğum şeylerle fightlara girmem acaba diye düşündüm bir. O yüzden karar verdim. Bir bölüm veya yarım bölüm falan bu şekilde oynamayı düşüneceğim. Bu çekici de bayağı hızlı sallıyormuş. Bir de şöyle deneyelim. Böyle daha yavaş. Ama yani şöyle bir deneriz ama. Bir görelim ya, bir görelim. Tor gibi gezelim şöyle. Böyle tam Tor gibiyiz ha. Üf. Üf, bir dakika. İki çekiç yapabilir miyim acaba? Bir merak. Var mı ikinci bir çekicim? Galiba yok. Zannedersem yok. Gürüz istiyordum da gürüz bir tık bronzu bile olmadığı için o yüzden saldım. Neyse, bu şekilde bir oynayalım. Bakalım kendi ana görev şeylerimde bile bunlarla yine basit olacak mı acaba? Ya çünkü ben bir başladım, oyun altın silah vermiş bana yani. En üst kalite silahlarla başladık. Şunu falan kendim aldığım için kalan her şeyi, şu yay hariç. Bunları falan marketlerden aldığım için onlara dokunmayacağım. Onları marketlerden topladım. Yayı zaten çok kullanmıyoruz. O yüzden şu anlık değiştirmek sadece ileride bize iş çıkartır. Başka bir şey olmaz. Evet, en son Basim Sigurd'un tutulduğu yeri bulmuştu. Ve Cynebert diye birisini arkadaş edinmişti diye hatırlıyorum. Abbot Cunibert. This is the Norse I spoke of. Merhaba. Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Tabii. Basim says you know the paladin Fulke. Indeed. The lady Fulke passed this way not more than a month ago. Lady olmuş bak kadın. Very pleasant woman. And where is she? Eivor will be your axe, Abbot. Whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. Oy. What have you promised him? Oh, just a trifle, Eivor. A little problem I believe you can help me with. What kind of problem? Açık konuş. Aynen öyle. Your wolf shows its teeth, Basim. Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? Some weeks ago, our elderman in Kent was called to God. Tam ölmüşler yani. A terrible loss. King Alfred has chosen his replacement. But has not yet announced the name. I must know it. Ya öğrenip ne yapacaksın? Neyse, ona göre şey yapacaktır herhalde. Herhalde bir mektupu ele geçirmemiz gerekiyor. Başka bir şey değil. To woo him before his exalted position is made public and every fool is at his door. Yalakalık yapacakmış yani. Sent with a letter of congratulations. Tam tahmin ettiğim olay olmuş. Intercept him and bring me the news. When I know the Thane's name, we'll discuss how I might win his favor. Bir de bizi bir şeyde daha kullanacaksın yani. Alfred sevinmeyecek, aynen. Alfred de güçlü bir şey değil miydi benim bildiğim kral? Hani tarihte de öyleydi biraz sanki. I am God's humble shepherd, sent to protect his lambs. If Kent's new elderman is a wolf, I would blunt his claws. This emissary, how will I find him? Tunbridge Monastery sent word that the king's men always pass a few nights in their hospitality. Peki. Begin there. I'll get the elderman's name. You find Fulke. All in good time. Now, if we're done, I have business up the south coast. Wessex. Bak, ikidir üçtür Wessex duyuyoruz. Then I will find Hadi bakalım. Wessex'i de buradan sonra herhalde oyun bize Wessex'i salacak. Wessex Alfred'in durduğu yer zannedersem. Cunibert is ambitious, but well connected.
We will not find Fulke without him. I suppose we'll see. What will you do? I'm not done playing with these Christians yet. I will see you in Fulkenstein. Peki. Bilmem ne hanına git. Hadi bakalım. Var mı oraya herhangi bir fast travel'ım? Yok. Ama burada bu pezemek de varmış. Bunu da kesebiliriz belki. Hatta ben manastırı basarken bile gelebilir. Ama benim manastırı basmam gerekmiyor da olabilir. Öyle de bir sıkıntı var. Neyse şöyle bir gidelim biz. Ona daha sonra karar vereceğiz. Benim at gelebilir mi abi? Hadi bakayım. Şöyle bir gidelim. Bu kılıç da şık durmuş lan az bir şey en azından. Parıldamıyor marıldamıyor ama yine de bence şık. Şimdi orayı basmam gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilmiyorum. Hani kampın dışında bir yerde de olabilir, kampın içinde de olabilir. Onu emin olamadım. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Dibime yıldırım falan düşüyor herhalde. Tabii Odin benimle. Ne sandınız? Öyle olacak. Galiba dışında ama zannedersem. O şey benim tahmin ettiğim şey mi? Peki bunlarla deneyelim bir. Bunlarla deneyelim madem öyle. Ama önce bir oyunu kaydetmek istiyorum açıkçası. Lan gitme pezevenk gitme. Diablo şşş. Oktan, attan düştü amına. Yalnız o bizden güçlü ha. Öyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. O nasıl bir dodge lan? Gel bakayım buraya şimdi sen. Seni klasik taktiğimle devirmeye çalışacağım ama umarım başarılı olabilirim. Usta ben şeyi bayağı arttırdım biliyor musun? O ne lan öyle? O ne oğlum öyle? Yerden kalkamadım orospu çocuğu bir dur. Oğlum ne pis vurdu bu. Bu flashla beraber göt veren. Ya Allah'tan vuramadı ha. Ay sikiyim. O ne? O ne kanka? O ne ya? O ne Allah rızası için? O ne ya? Ya. Bırak ben bunu saymam ki. Ben bunu saymam ki abi. Vur bitir yani. Vur bitir. Oynamam bile. Öyle bir şey yok ya. Vur hadi vur vur. Usta vur artık vur hadi ya amına koyayım. Karakteri de öyle bir kasmışız ki ölmüyor amına koyayım. Vur bitir bu böyle olmaz çünkü yani. Allah rızası için böyle bir şey yok abi. Geçen de bak böyle oldu. Herkes bana daldı. 3 ayı geldi 3'ü de bana dalıyor arkadaş böyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok gel buraya. Gel gel gel. Lan. Mına kodum. Gelsene yavşak. Direkt şunu şöyle gafil avlayalım da. Fena değil az buçuk vurduk en azından. Onu yemeyelim bu arada. Onu yiyince bu çocuğu bir bırak bir bırak. O ne kanka öyle. Öyle ya da böyle dojladık neyse. Bak son anda atıyor bu orospu çocuğu bunu çok yapıyor. Son anda geliyor oka davranıyor bu. Bu ne kanka bu ne? Allah rızası için bu ne? Benim onu kaçırmam ne peki? O nasıl saçma bir olaydı ya? Yakalamadı bir türlü. Çok fena boşa gitti yani. Ağır boşa gitti. Bu kadar gitmemesi lazımdı. Ananın amıymış kanka. Ya ama kaçtım kaçtım. Sikerim senin ananı ama. Kaçtım. İyi bari denk gelmedi. Allah Allah. Allah Allah. Lan bir dur bir dur. Orospu çocuğu bir dur. Bir dur da bir dur. Bir dur piç bir dur. Bir dur. Lan içme. Bak attığı şeye bak bak. Orospu çocuğu bak.
Attığı şeye bak bak. Bak hiç sana yakışıyor mu diyeceğim. Orospu çocuğunun önde gideni olduğun için ben sana yakıştırıyorum şahsen. Bu neymiş ya böyle? Kanka bir sal. Alo bir sal, bir sal. Bir sal piç, bir sal. Ha amına koyayım ha. Ha ha. Aynen kanka, aynen. Aynen. Ormanla iyice tam sikecek bizi. Az kaldı. Tam yeri yani şu anda. Kabiliyet dolsun diye bekledim de biraz. Yine yedik amına koduğumun şeyini. İyi bari heal mill basmıyor göt. Ok atıyor. Bir de ooo diyorsun. Haa sikeceğim patlayıcı atıyorsun. Kahpenin çocuğu. At at sabaha kadar at. Anasını siktiğim at. Sen de biliyorsun öleceksin, öldün öleceksin yani. Az kaldı. Amına kodumun evladı seni. Zaten ability dışında hiçbir şeyle kesemiyorum ki bu ipneleri. Oğlum. Odunluğa kaç. Ormanlığa aynen. Aynen. Aynen gel. Amına kodumun. Orospu çocuğu seni. Yok abi kabiliyetten başka hiçbir şeyle kesilmiyor bu götler ya. Bu pezevenkler başka türlü imkanı yok. Hele benden yüksekler zaten kabiliyet harcamıyor. Allah'tan barı yükseltmişiz de. Barı yükseltmesem o kadar öldüremezdim. İmkanı yok. İmkanı yok. Hele tek bar, iki bar buna yetmezdi yani. Dört bar vardı. Üçü doluydu zaten. Tak tak hallettik hızlı hızlı. Bir de oku genişlettik. O çok iyi oldu abi. O çok kolay kabiliyet kazandırıyor size. Hele HS atınca zaten aim de iyiyse. Gamepad'le oynamıyorsanız. Veya gamepad'le oynasan da nişan yardımını arttırıp bir şekilde yapabilirsin. Sonuçta gamepad'le oynuyorsun. Nişan yardımı kullanmalısın. Yani sonuç olarak kafaya tutturduğunda aşırı bir kabiliyet puanı artışı veriyor. Ki kabiliyetlere de bunlar ne kadar güçlü olsalar olsunlar. Çok zaafları var kabiliyete bunların. Herhangi biri ortaya çıkmadı. Bu bunun bilgisini verdi. Bu da gitti. Kaç kaldı? 3, 4 bu orospu çocuğunu indireceğim. 5, 6 tane kaldı abi. Paralı asker. Çok iyi. Çok bir şey kalmadılar. Alacağım yani hepsini yanıma. Az kaldı. Göndereceğim Valhalla'ya pezemeklere. Peki şu 8 olmuş. Bundan bir tane daha bulunca elemana vereceğiz. Bu ne abi? İleride işe yarayabilir. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. İleride işe yarayabilir. Maybe. Something, something. Aha, güzel. Bir veya daha fazla radenin yuvası dolduğunda hasar artışı ve saldırı hızı artışı kazanırsın. Bu etki elde edilen her yuvayla artar. Uuu, ne diyorsun? İyi. Şimdi bunu mu açacaktık biz? Evet, bunu açacağız. Buradan açması sanki daha mantıklı. Buradan 3 tane gitmem lazım ki buraya doğru varayım. Buradan bir tane gittim mi zaten burayı açacak. Öyle yapalım. Bu arada benim bineğim gel bakayım. Oğlum dur oraya bir buraya gitme. Bizi şu patlayıcıların içinde dikerler bizi valla. Şurada anladığım kadarıyla bu arada. Pezevengi nasıl da burada? Peki. Benim sol taraftaki yerle bir ilgim yok. Madem bu handa kalıyorlarmış bunlar. Yani. Mesela buradaki şey başka biniş yetenekleri ne vereyim abim? Başka biniş yetenekleri verebiliyor mu bize at binme eğitimi dersem? Yok buradaki de aynısını veriyor peki. Görüşürüz abi. Dükkanı görsek. Farklı at yokmuş. Tamam görüşmek üzere abi. Harbiden görüşmek üzere. Görüşürüz. Nereye gittiğini öğren. Bu göremiyor mu? Göremiyor. Hmm, sor diyor çünkü. Doğru. Peki. Allah. Tuvalet yağmalamaya gelmedim. Köyünü yakardım valla. Uğraştığımız şeylere bak ya. Burası kırılabilir miyiz emin mi ki? Değil galiba. Ama benim bu pezevenge soru sormam lazım. Kesin
Camdan bir yerden vuruluyordur da bu yavşağın, aynen. Abicim bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Who are you? Loitering and lollygagging. Sana hangisi lazım? I'm looking for someone. An emissary from Alfred. Have you seen such a man? Ooh, la-di-da. Listen to you, all high and mighty. Oğlum seni şuraya dayarım. Tamam mı? Kelleni vururum. If you would rather feel the edge of my blade, it can be arranged. Yeah, that I respect. Forceful to the point, as refreshing. Ha, nasıl 3.5 at? Adam bayıldı arkada. Amına koyayım. He was getting pie-eyed with that bard gown and causing quite a ruckus. See? That wasn't hard, was it? Değil mi? O kadar zor değilmiş. Yavşak. Bir kişiye daha sormam lazım sadece. Sana sorayım. Sen kesin biliyorsundur. Allah Allah. I've been wondering that myself. Did someone bring news to the Elderman? Sen kesin biliyorsundur. Bilmiyormuş, hayret. Hayret. Şu ilerideki abilerim, ablalarım biliyordur kesin. Ha, zaten gösteriyor hangisinin bildiğini, doğru. Şu kesin biliyor bak. O değil lan, şu şu. I'm in no mood for wind belching, so choose your words well. Yavşağa bak lan, ne bilgi ama. Tamam, direkt söyleyeyim, adam öyle dedi. And I need to know why I've started getting boils under my armpits. Time will tell, eh? Oğlum seni döverim bak. Where? Him and the bard ended up in a copse by the bridge doing Lord knows what. Sounded like they were murdering a cat. Singing? If you say so. Mikrofona vurdum, sesi geldiyse kusura bakmayın. Oğuzhan'ı bulaya konuş. Usta, kendi atımı çağırmaya üşendim de senin atı çalsam. Ne diyorsun? Gayet okeysin sen ya. Güzel, şuraya doğru gidelim. Ulan geldiğim yerdeymiş bir de. Tam olarak düşündüğüm yerde, köprünün alt kısmında değil mi? Evet. Müziğe içsel bakış. Neyse, bunu okursunuz siz. Ozan. Patience is a tired horse. Plodity plod plod. Another tottering teat sucker who can't hold his drink. Let's clear. Hadi atalım dereye bunu, amına koyayım. Ozan'a ayılt. Ateşe atalım. Neyse, şimdi görev fail olur falan. Hay Allah, öyle miymiş ya? Hay aksi. God's truth, fire on you. What inferno wakes me? I'm the one you sing of, bard. Stern of eye and scanned of mercy. Have you not seen the ravens feasting in my wake? Enough! Your word mangles are making. Ben bir ya, bu arada kuzgunumu kullanmadım değil mi? Aldım ama kullanmadım değil mi? Fuck. Şimdi aklıma geldi. I was so ale-addled. Yoksa kullanıyor muyum? Kullanıyor olabilirim. Kullanıyor olabilirim. Help me recall. Şey. Uzun ve keskin şey, ne dersin? All right, no need for that. You paint a vivid picture, Dane. He was headed to the White Coast to the southeast. Dover. Paşam Hisar'a doğru gitmiş ya. It is where they train those religious fanatics, zealots. They pray all night instead of sleeping. My thanks, and in return, wisdom. Too much beer bibbing will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. Mesajı bul ve al, mesaj temsilci de. Eyvallah abi. Ata doğru gidecektim de geniş alayım dedim. Oha, 2000 metre mi? Nerede oğlum orası?
Burada bir pezemek daha varmış bu arada. Bu bana bayağı kalın gelir diye düşünüyorum. Ta en dipteymiş. Ha. Tamam, önce şurayı alırız, ondan sonra oraya gideriz. Orada bir tane de şey varmış zaten. Burada da zaten Valka'nın görevi var. Kolay gelsin. Şuradan atlayabilirse bu at. Güzel. İyi. Nice. Aga be, adamın atı hala orada yalnız bekliyor. Vallahi üzüldüm, ne yalan söyleyeyim. Bizim kuzgun bu, aldığımız kuzgun mu? Galiba aldığımız kuzgun ya, aynen. Gidelim. Hisar'a bu arada İrfan kitabını dümdüz alıp çıkabilirsem okey ama eğer öyle bir şey gerçekleşmezse mecbur savaş çıkacak. Stealth gitmek isterim ben de. Yapısı gereği ama bakalım. İrfan kitabını alırken sıkıntı çıkarsa yapacak bir şey yok. O yüzden önce İrfan kitabını alacağım orada. Ondan sonra mesaja gideceğim. Şöyle gidelim. Aslında şu şeyleri test etmek amacıyla bir şey de yapabilirdik ama neyse. Bir fightlayabilirdik ama neyse. Daha sonra fightlarız. Oy. Şu manzaraya bir bak ya. Güzel. İlla başka bir tane daha vardır bu arada. Viewpoint derken aynen varmış, tamam. Bir an dedim ulan yok mu yoksa ama varmış. Space de galiba çıkılıyor lan bundan. Normalde Shift W yapınca çıkılıyordu ama artık herhalde Space de basmak gerek. Allah Allah, E bastım, binek döndü, ben binemedim. Neyse, enti. Oy, şu ışıklandırmanın güzelliğine bir bak ya. Düşman bölgesiymiş buraya. Size hiç işim yok, yok. Azize uğraşamam çünkü. Aga kusura bakmayın, şöyle bir tur bineyim. Hop, şu dingillere çok sapmadan yoldan devam ederim ben. Ne oldu yavşaklar? Oğlum çok iyi gözüküyor lan oyun. Bence Odyssey'den çok daha iyi gözüküyor ama mekan tasarımları tırt bu oyunda da. Hani her Assassin's Creed oyununda genelde böyle hani bir yer vardır, orayı görürsün dersin ki vay ananı sikiyim. Bunu da diyemiyorsun abi. Ya Rogue'da bile bazen yer yer diyordun ki ulan ne yarmış be. Burada içme yarışması falan mı? Ulan karizma arttırabileceğim bir yer yok mu? Karizma çünkü 3'e dayandı artık. Ana hikayede. Oğlum benim ona gücüm yetmiyor. Niye lan? Neyse, inşallah ileride yeter. Ne diyeyim oğlum? O değil harbi. Dur bakayım, belki şu gümüş rengi olan şeydir. Usta kolay gelsin, saygılar ama. Şurada vardır ya illa. Aynen bak, karizma arttırma var. Usta benim sizde hiçbir alakam yok. İnanın. Ben buraya daha sonra uğrayacağız bu arada kesinlikle. En kötü ihtimal karizma arttırmak için. Çünkü dediğim gibi ana görevde 80 demişim, 3'e dayandı o iş. Bizim bir an önce 4'e geçmemiz lazım abi. Merhaba. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Ne diyeyim ki yani. Farkındayım. O dine mensup değiller. İslam'a mensup değiller ama olsun. Allah kabul etsin birader. Nedenini bilmiyorum. Ben kendi dinime göre söyledim işte. Şöyle devam edelim. Aslında mekanların çözünürlüğü Valhalla'da biraz daha artmış. Yani biraz daha net, biraz daha güzel duruyor. Ama
Şimdi yani abi Viking dönemindeyiz gerçi. Adam ne koysun ki buraya? Yani gökdelen mi diksin? Benimki de soru yani. Hem parkur yapılabilecek şeyler hem kale male koyabilirim maksimum ama Odyssey'de de şimdi ne kadar görkemli yerler vardı ya. Yani Origins'te piramitler en kötü böyle bir göze çarpıyordu. Burada hiçbir şey böyle göze çarptırtamıyorsun, anladın mı? Hani ufak bir amfi yapabilmişler maksimum. Şimdi biraz da bu şeyleri tarihe dayandırmaları gerektiği için öyle bir sıkıntı da var. Hani gerçekçi olması için ne varsa onu koyuyor. Demek ki çok bir şey yok görsel açıdan. Hani dağ, bayır falan onlar güzel bu oyunda da. Yine kötü değil bu arada. Yine kötü değil. Yine dağ, bayır falan bu oyunda iyi. Güzel yani. Hele ışıklandırmayla bayağı kotarmışlar. Hani sabah oynayınca bir insan diyor ki ananı sikeyim bu ne ya böyle. Hani bir an böyle ulan bu neymiş ya böyle. Oluyorsun yani ta en uçta da varmış da ona gitmeme gerek yok şu anda. Yani bilmiyorum ya bu oyunda gerçi yani gerçekten yani adamlara hak veriyorum. Ne koysun yani gökdelen mi diksin birader? Yani oyunda şimdi olmayan bir yapıyı koyacak. Ne bileyim. Bu sefer de millet şey der. Abi bu yapı buranın mı ya Allah için falan. İşte dönemine uygun değil falan. Tamam İngiltere'de böyle yapı var da bu dönemde mi vardı be abi falan. O yüzden bir şey diyemiyorum şimdi. Adamlar yapabildiğinin en iyisini yapmış gibi gözüküyor. Şu şey beni biraz bayıyor ya. Hani bak az önce oldu bak. Hala bak şu an mesela nasıl size anlatayım. Şu ileriyi görüyor musunuz? Bak böyle dümdüz yeşil gözüküyor. Şurası gibi gözüküyor bak. Şimdi şuraya doğru ben cross'umu tutmaya devam edeceğim. Ve orası yavaş yavaş şey olacak. Çizim mesafesinin içine girecek. Ve birden çimler çıkmaya başlayacak. Şimdi araziler düz olduğu için ben çok önümü görebiliyorum bu oyunda oyuncu olarak. Çizim mesafesi tabi bilgisayarın yorulmamasında bu sağlıyor. Kısa tutuyor ki detaylar durduğun yerde çevrende güzel gelsin. Çok ileriyi de kasmasın boş yere. Ama şimdi öyle yapınca da usta o iş o öyle olmuyor ne yazık ki. Yani ben açıkçası ondan çok keyif alan bir oyuncu değilim. Ulan şunu da alayım şuradan. Şu taramayı bir atalım. Neyse çok konuştuk. Biraz iş. Şu okları toplamak lazım. Ok bize gizlilikte bayağı yardımcı oluyor çünkü. Tek gördüğüm biri falan olursa indiririm bu arada okla. Bu pezemek levazımcıymış. Bunu kesmek içimden çok geliyor ama şu an kesemem. Şuraya doğru atlasam. Daha sonra karşıya geçme ihtimalim ne peki benim? Burada biri var, burada biri var. Öyle diyorsun ha. Şuradan geçsen beni gören olur mu diye bir baktım. Buradan tırmanabilir miyim? Sıçtık. Aman devam amına koyayım. Merhaba. Yani şöyle de bir gerçek var ya Valhalla'da. Merhaba, saygılar efendim deyip geçebiliyorsun herkesin yanından. Kimse bir şey yapamıyor. Hadi Allah'a emanet deyip siktir hop gidiyorsun sonra. Ya kim ne diyebilir ki? Şu kırık yerdedir muhtemelen bu arada. Yani bilmiş sayılırım kendimi. Hayda. Senin de uyanasın mı ya? Oo, bayağı iyiymiş lan. Oğlum bu çekiç ne böyle? Allah Allah, ne diyorsun sen ya? O anahtarı hazır gelmişken alalım bu arada. Muhtemelen zaten buranın kapısı kilitlidir. O anahtara ihtiyacım vardır. Ya bir anahtar koyulduysa gidip öncelik onu almak ya her zaman benim için şu an. Çünkü Ubisoft abim bu oyunda aşırı fazla hani engel koymuş. Ben bunu oyun süresi arttırmak olarak algılıyorum bu arada. Üstümde mi lan o anahtar aynen.
Ya çünkü aşırı fazla koymuş, anladın mı? Adam koyabileceği her yere koymuş ya. Hani böyle 10 gittiğin mekandan işte 6'sında çıkıyor değil. 10 gittiğinin 10'unda da çıkıyor abi bu iş. İşte İrfan kitapları için olmazsa külçe için, külçe için olmazsa zırh için. Ha, illa biri için çıkıyor yani. Genelde en az ikisinin için çıkıyor bir şeyler de. İşte birinin bir yeri kapalı oluyor, birinin anahtara ihtiyacı oluyor. Birisi öbür taraftan kilitlenmiş oluyor falan. Öyle değişik duyuşuk şeyler. Endişelerin azalmış yok. Anahtarı kulede kaybet. I knew it. I knew it. Hiç okumayacağım bile devamını. Hay Allah. Bir anda anahtar kuleye gitmiş ya. Nasıl bir salaksam. Hay Allah. Uyutan diken. Neymiş bu? Kesin sinsilikle alakalı bir şeydir de. Silent daha doğrusu. O ne? Atıyorum bayılım. Üzerinde sembolü olan bir okla hedefini anında uyutursun. Ya buna gerek yok ki ya. Bu çünkü kabiliyet yiyor. Gerek aslında güzel bir şey. Ama yani düşünsene abi, kocaman kabiliyet puanın var. Adamı uyutmayı seçiyorsun onda yani. Allah aşkına kim niye yapsın onu ya? Şimdi benim görevim nerede? Benim görevim bu çevrede bir yerde. Geniş bir yermiş. Neyse ben o tarafa bir yere gidersem muhtemelen hop tutamadım. Bir şey yok be abi. Bunlar cesetleri gördü peki. Allah'tan ki atılmışım ha. Bakma 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 bakma. Bakma aynen görüşürüz. Şimdi aslında buradan atsam görürüm belki. Göremedik. Şuradan bir yerden gözükmez mi ya? Şunun içinde falandır herhalde. Bunun üstünde olabilir mi? Olamaz. Ha şuradan. Abi birinin üstünde lan o not. Evet. Peki. Çalabilirsem çalarım abi. Peki. Görüşürüz abi. Mektubu okurum bu arada şimdi. Şuraya geçelim biz seriden okuyalım. Çanta, mektup nerede? İntikam notu değil mi oğlum? Bu başka. Görev eşyalarında olması gerekmiyor mu ya? Ha, bu görev eşyası. Ben Batı Saksonu Alfred Rex bilmem ne Temundu. Sent bölgesinin Ealdorman olarak atıyorum. Bana tanrısına ve topraklarına iyi hizmet etsin. Ted Bundu atıyormuş işte oraya. Benim anlamışlık seviyesi bu açıkçası. Selamun aleyküm derken peki. Şuradan iki level atladık mı tamamız, bunu da alıyoruz. Ondan sonra artık nereye doğru gideceğimizi karar veririz. Aynen gidelim o baş rahip pezevengine söyleyelim de. Ben oraya fast fucking travel atabilirim gibi geldi bana nedense. Aynen kanka aynen. İyice kaç benden. Aa farklı birisi. Yoksa oyunu oynarım bu arada bu bölüm. Farklı bir şey kazanabilir miyim ki daha? Yoksa her şeyi kazanmamış mıydım? Ya şimdi şöyle bir şey olabilir. O sekme var ya, o Tanrı hidayetleri miydi neydi adı hatırlamıyorum. İnayet ha. O kısım aşağı sayfa şeklinde iniyor olabilir. Daha fazla alıyor olabiliriz yani. Neyse görmüşken oynarım işte. Şu görevi teslim edeyim, ondan sonra onu oynarım. Bir de şeyi falan da oynarız. Nedir onun adı? Dur bakayım, düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Karizma arttırmayla içme yarışmasını falan da oynarız. Ondan sonra işimize bakarız. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bir şey yok, bir şey yok. Da var faneri. Hakim.
Bakayım 300 metre gideceğim. Atın yorgunluğu ne bizi azalacak? %75'teydi takriben. Normalde şimdiye bitmişti ya gerçi. Yani. Şimdiye bitmişti normalde. At böyle nefes nefese kalmıştı da. Taklit yapacaktım da vazgeçtim son anda. Aa burada da paralı asker var. Dur hazır yanına kadar gelmişken gidip alayım. Alıyorum ki nehir baskınlarına gidersek yanımıza taş şaklı adam olsun. Gel. Parasıyla değil mi lan falan neyse. Chomsky King işe alındı hadi bakalım. Var var. Kent's new elderman will be Thane Tedmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Rucester. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? It is a puzzle. Hay Allah. To inspire loyalty, Tedmund must owe you something. Such as his life. Go on. Oyuna getiren diyor işte. A man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... Swell. It would know no bounds. But that fortress would be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps. Perhaps not. Are you hiding something, Bathen? Saklamıyor adam söyleyecek de. Correct. Beamersfield. Alfred invests much in fortifying Wessex and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible. How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. Peki. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have... direkt Fulke'yi o zaman verecek. I will rustle up a small rescue party. İyi. Boynum koptu bu arada. Basim'i takip etmek istemiyorum ama ya. Ay amına koyayım. Ben niye buna atladıysam. Neyse. O zaman bir dahaki bölüm devam ederiz abi. Öyle yapalım. Evet. Assassin's Creed Valhalla'nın bu bölümü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bay bay. Again.